Euroleague Front Office programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Anadolu Efes bölümündeyiz. Okan Baytın'la beraberiz. Okan, Anadolu Efes Valencia deplasmanına çıktı. İyi bir performans ortaya koyamadı. Genel hatlarıyla neler söylersin? Sonra Anadolu Efes'in bu kez Barcelona'la karşılaşmasını inceleyeceğiz, işleyeceğiz. Neler söylersin? Yani şimdi bu maç öncesinde kolay bir maç olmasını beklemiyordum. Çünkü ilk maçta zaten Valencia Anadolu Efes'i yenmişti İstanbul'da. Ancak kadronun neredeyse yarısının olmadığı yerde, ana rotasyondaki 6 oyuncunun olmadığı yerde artık belki de Efes için daha kolay geçmesini bekleyenlerin sayısını kesinlikle artmıştır maç öncesinde, öyle düşünüyorum. Ki iki çift maç haftasında Barcelona maçına çıkılacak. Hani bu maçı böyle bir erken koparıp sonrasında hani maç öncesinde de söylediğim gibi rotasyona biraz dönüp oyunculara çok yüklenmeden biteceği bir maç olmasını bekliyordum ben. Fakat maç öyle başlamadı. Çok ortada gitti sürekli. Bir türlü Efes maça ağırlığını koyamadı. Bir tek işte bir ara 7 sayı öne geçti. Sonrasında bir pozisyon oldu. İşte Larkin bir geçiş oyununda, bir foul pozisyonunda hakem foulü çalmadı diye seyirci bir alevlendi, ateşlendi. Sonra takım tekrar böyle bir havaya girdi. Ki o arada maç kopmak üzereydi. Yani sanki Efes zaten şöyle oynadı. Aynı Asvel maçındaki gibi böyle maç ortada, bazen Valencia'ya geçiyor, bazen Efes geliyor bilmem ne. Bir yerde koparacak gibiydi Efes maçı. Hani çok ağırlığını koymadan, çok yüklenmeden oynuyor gibiydi. Ancak öyle olmadı. İşte maçın son bölümünde, özellikle son çeyrekte çok dirençli bir Valencia ve hiçbir şekilde karşılık veremeyen bir Efes izledik. Tabii buradan bir şeylerin altını çizmek lazım. Maç önü programında benim bahsettiğim birkaç nokta vardı. Onlara geleceğim zaten. Çünkü senin verdiğin pek çok done vardı. İşte 3 sayılık deneme sayısı, pek çok done vardı. Onların hepsinin aşağı yukarı çerçevesinde oynanan bir karşılaşma oldu. Yani onda hiçbir şekilde iniş çıkışı olmadı. Onlar zaten çarpıcı rakamlardı. Onun maliyetinde geçti ama onunla ilgili neler söylerdi? Oranın biraz altını çizmeni istiyorum. Ya aslında ben şöyle düşünüyorum. Herhalde rakibin bu kadar eksik olması nedeniyle hem Ataman düşüncesinde, Ergin Ataman'ın kafasında, hem de oyuncularda rakibi böyle bir analiz etme, rakibi bir önlem alma gibi bir durum olmamış diye düşünüyorum. Çünkü işte maçı anlatan yayıncı kuruluştaki arkadaşlar da Valencia'nın çok fazla üçlük kullandığını söylediler mesela. 34 üçlük kullandı evet Valencia. Ama zaten ilk maçta da 33 üçlük kullanmıştı. Ve Valencia, ben işte o maç oynama programında bunu söylemiştim. Ligin en çok üçlük kullanan ikinci takımı Valencia. Bu sürpriz bir şey değil ki. Yani Valencia'nın özellikle yaratıcı oyuncularının, Chris Jones gibi, Jared Harper gibi düzen içerisinde yaratıcı oyuncuların olmadığı yerde o pota altı etkinliğini kullanamayacakları ve daha fazla şuta gidecekleri de zaten aşikar. Ki dediğim gibi daha fazla şuta gitmedi. Yani 33 ilk maçta atmışlar, bu maçta 34 attı. Ama yani başka dinamikler de var bu maçla ilgili. Mesela 80 sayı barajını vermiştim ben maçtan önce. 80 sayının üzerine çıktığı 7 maçın 7'sinde kazanmıştı Valencia. Şimdi bugün 81 attılar ve bu maçı da kazandı. Ve 81 atabilecek bir oyun oynadılar mı? Yani o kadar rahat üçlükler attılar ki, düşük yüzdeyle atmış olmalarına rağmen Efes buna hiç cevap veremedi. Diğer bir taraftan Efes 71 sayı attı peki. Clyburn'un üçlüğünü de hani yok da saymamak lazım. Orada evet. Oyun durdu. Zaten epey verimsiz geçiyordu. Dışarıdan bulduğu şutlar girmedi. 4'te 0'dı o ana kadar. O üçlükle beraber maçı 5'te 1'le bitirdi. O rakamla birlikte şöyle bir şey diyebiliriz. Yani 60 sayılarda kaldı. Tuttu. Hiç oldu mu Valencia'nın? Ya Valencia ligin en kötü savunma verimliliğine sahip takımı. Zaten hani maç başına 84,5 sayı civarında bir şey yiyorlar. Ve ben bütün maçlarına baktım, önceki maçlarına 71 sayı atan hiçbir takım olmamış. Yani Valencia'ya en az sayı atan takım, ligin en hücum potansiyeli yüksek takım Anadolu Efes oldu. Yani bunu da anlamak çok kolay değil. Evet, Boboa 5'te 0 attı, Clyburn 5'te 1 attı. Tamam, bunlar hani kötü performans verdi diyelim. Ama Larkin ekstra bir performansla, yani ondan bu hücum performansını beklemezken 14 sayı attı. Plyce de 14 sayı attı ve sen Valencia'nın top kayıplarından 22 sayı ürettin. Ona rağmen maçı o son üçlükle beraber 71 sayıda tamamlıyorsun. Yani bu Efes ölçüsünde
Full kadro çıkmışsın. Singleton'ı da ilave etmişsin. Yani Zizic'e süre vermiyorsun. Kenarda bekletiyorsun ki Zizic bu ligin hücum anlamında en potansiyel pivotlarından biri. Hı hı. Böyle bir rotasyona sahipsin ve maçı 71 sayıyla bitiriyorsun. Son çeyrek skoru zaten 29-15. Peki yani, bu noktada şunu sormak istiyorum. Sen oyuncu performansları tabii ki yani şüphesiz. Gerçi bu topu teslim edeceğin ve maçı sürükleyecek birden fazla oyuncuya sahip Anadolu Efes. Daha fazla, hatta 3-4 oyuncudan bahsediyoruz. Bunun dışında yan oyuncuların da bu role bürünebileceği maçlar da olacaktır. Sen burada oyuncu performansını nasıl değerlendiriyorsun? Aslında konu biraz da düzenin olumlu olmaması, error verdiği, ya error demeyeyim de düzenin işlemediği noktalara değinmek ister misin? Sanki öyle gözüküyor. Yani sadece bir oyuncunun formsuzluğu veya bir oyuncunun düşük performansı yerine sanki kolektif bir sıkıntı, bir problem olduğu gözüküyor. Özellikle Valencia maçında bu çok ortaya çıktı. Ya şimdi Asvel maçını son bölümdeki ekstra oyuncu performansıyla kazanıyorsun. Hı-hı. Bu maçı Valencia maçında aslında şu şartlar altında kesin kazanman lazım, kazanamıyorsun. Hı-hı. Buna benzer kaybettiği maçlar da var. Yani Efes'i sadece oyuncu performanslarıyla okumak zaten, evet, haksızlık öyle okuyoruz biraz, ama böyle okumamalıyız. Yani buraya bir koç dokunuşun da olması lazım. Ergin Ataman bazı maçlara dokunması lazım. Ki ben Maccabi maçından önce söylemiştim, maçtan sonra da söyledim. Maccabi maçında mesela direkt etki etmesi gerekiyordu, etmedi. Bu maçta da ya senin elinde bu kadar potansiyel oyuncular varken ve işler yolunda gitmiyorken bir yerde koç dokunuşunu istiyor bu takım. Ya bu kadar oyuncuların üzerine kalmaması lazım. Ondan sonra biz Clyburn 5'te 1 attı, Boba 5'te 0 attı diye konuşuyoruz. Atamaz mı bu oyuncular? Bu oyuncular insan. Yani kötü oynadıkları günler olacak. Yani sürekli işte iki oyuncum kötü atsa da öbür iki oyuncum maçı kurtarır kafasından bence çıkmak lazım. Ya yani bu organizasyonun, yani Efes takımının, Efes oyuncu kalitesinin sahaya koyacağı basketbol bu olmaması lazım. 71 sayıyla bitmemesi lazım Efes maçlarının. Biz burada sezon başında Efes'le arkadaşlarla beraber yaptığımız programda şunu konuşuyorduk. Savunmada sıkıntılar olabilir ama zaten 90-95 atar Efes bu kadroyla. Peki zaten bir de şöyle söyleyeyim. Yani ben senin söylediğini belki biraz daha farklı bir noktaya çekmek için söylüyorum. Bakıldığında Misic'in departmanı, Misic'in sütununa baktığın zaman. İstatistik satırına. İstatistik satırına. Fena değildi dünkü karşılaşmada. Hani ortalamanın... Yani 8 asist yaptı zaten. Evet. Maçı 16 asistle tamamladı Efes. Mitsic 8'ini yaptı ve büyük bir bölümünde o asistler böyle aldı at asistleriydi. Yani üçlüye verilen tarzda değil. İşte Plyce'e çok asist yaptı, Dunstan'a yaptı. Bir şekilde pozisyon yarattı ve hücum çeşitliliğini sadece aslında Mitsic yarattı. Hani Larkin dahil o noktaya giremedi. Ama burada biraz işte o set temposu dediğimiz, pas trafiği dediğimiz, Efes basketbolundan bu seneye kadar alıştığımız bazı örnekleri göremiyor olmak, bundan çok uzak olmak, ya bunu sadece oyuncuyla okumanın doğru olmadığını düşünüyorum işte. Mesela yine maç önüyle ilgili bir şeye geleyim. Valencia ligin en çok foul yapan takımlarından biri. Ortalama 22 foul yapıyor. Bu maçta kaç foul yaptı? 16. Niye daha az foul yaptı? Çünkü sen adamları, Valencia'yı foul yapmaya zorlamadın. Haliyle serbest atış çizgisine sadece 10 kere geldin. Ya bunlar mesela koç dokunuşuyla düzelmesi gereken şeyler. Dersin ki daha fazla potaya git, daha fazla temas al, daha fazla foul yaptır ve çizgiye gel. Yani senin şutunun girmediği günler olabilir. Yani bu oyuncular dediğim gibi robot değiller. Bazı günler kaçıracaklar. Burada senin müdahale etmen gerekiyor. Ama o müdahaleler koç tarafından bu sene hiç görünmüyor. Tamamen oyunculara bırakılmış durumda gibi böyle bir durum var ki. Hatta şunu da söyleyeyim. Şimdi... Yıldızlar takımı bu takım. Tamam, kabul. Yıldızlar takımı ve yıldızların oynadığı basketbol oynuyorsun. Ama belirli bir yerde, yani bütün sezonu bu yıldızların üzerine bırakıp sadece playoff'u bekleyerek, yani şimdi evet, playoff potasının dışında şu an Efes 9'da 9'la. Lig sıralamasına baktığımızda 18. haftanın sonunda 10'a 8 ile playoff potası var. 9'a 9 playoff potasının dışında. Bir şekilde playoff potasına girer Efes, bitirir. Ama 34 maçı Efes taraftarları, Efes severler, basketbol severler, sırf Efes taraftarı da demeyelim, tüm Avrupa'daki Clyburn, Mitsic, Larkin, Boboa gibi bir kadroya sahip bir takımı seyretmek isteyenlerin istediği basketbol bu mu? Ya bir de bu tarafa da bakmak lazım. Bu adamlar playoff'u beklemek zorundalar mı? Efes gibi iyi kadrolu bir takımın basketbolunu seyretmek için. Bence daha erken müdahaleler ve biraz daha olayı oyunculardan çekip
sorumluluk alması gereken noktaya gelmesi gerekiyor bence artık Ergin Ataman'ın. Peki Bayern Münih karşılaşmasına özür dilerim. Barcelona. Barcelona maçına geçmeden önce İspanya'da şu anda İspanya turu var Anadolu Efes'in. Valencia'dan sonra Barcelona'ya geçecek. Bayern Münih dedim çünkü aklım Trinkeri'de. O konuyu bir konuşmak istiyorum seninle. Fenerbahçe bölümünde konuşuruz. Barcelona geçmeden önce söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Ya şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu Maccabi maçından sonra son çeyrekte kaybedilen ikinci maç oldu. Maccabi maçın da son çeyreği felaketti. Orada da 23-7'lik bir skor vardı. Burada da 29-15 ile bitti. Hani rakibin bu kadar eksik kadro ile çıktığı ve üretimden bu kadar uzak olduğu yerde rotasyonu bu kadar geniş kullanması, 2005'li oyuncular dahil görev vermesi ve senin buna cevap veremiyor olman, biraz da Valencia tarafını da takdir etmek lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani zaten yıldızları çok fazla olmayan bir takım ve bir sürü eksiğe rağmen, ana rotasyondaki eksiğe rağmen maç boyunca ne yapması gerekiyorsa onu yaptı koç Mumru ve bir şekilde o savunma tarafı düşük takımı savunmasını da yükseltip Efes'e 71 sayıda tuttular. O açıdan hani bu tarz koçlara ben çok saygı duyuyorum. Durumsal koçlara, yani ekstra durumlarda çözüm üretebilen koçlara. O yüzden ne kadar Ergin Ataman'ı bu maçta eleştiriyorsan, benzer bir şekilde, tam tersi bir şekilde daha doğrusu koç Mumru'yu da bir takdir etmek lazım. Bilbao'da iyi performans ortaya koydu. Bir Euroleague attı kendini. Genç koç. Sezonun başında da çok eleştiriliyordu ama bence gayet iyi performans sergiliyor. Türkiye'de çıkışı da başlattı. Yani zaten yeni jenerasyon koçlardan, bence dikkat çeken koçlardan bir tanesi olma yönünde ilerliyor. Aynen, ben de katılıyorum. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de iyi işler yapmıştı. Devamında göreceğiz. Asistan koçları da gene sevilen oyunculardan kurulu genç bir teknik heyeti var. O zaman Anadolu Efes'in Barcelona serüvenine geçebiliriz. Çünkü Barcelona'dan umutluyuz. İstatistiğe bakıldığında biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz Anadolu Efes'in. Onun için o maçtan umutluyuz demek istiyorum. Mutlu olmak zorunda bir de. Efes bu maçı kazanmak zorunda bence artık. Kazanmak istediği, bu uçan kemiğe dayandığı maçlarda çok daha performans ortaya koyuyor Anadolu İlk Efes. Barcelona maçına da böyle çıkmıştı hatta doğru, Efes. Doğru, onu diyecektim şimdi. Dolayısıyla şimdi umutlu olduğumuz bir maç Valencia mağlubiyetinden bağımsız olarak, oradaki kötü performanstan bağımsız olarak Bayern Münih, Barcelona, tekrar Bayern Münih'e döndüm. Barcelona, yani ilk söyleyeceğimiz şey, daha fizikti bir takım, savunma anlamında rakiplerine zor anlar yaşatacak bir takım ama Anadolu Efes sonuçta bu sıkıntıyı çoktan giderebilecek oyunculara sahip. Sen genel bakışta neler söylersin Barcelona karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in? Evet, senin dediğin gibi bir Anadolu Efes'in Barcelona'ya karşı iyi performanstır ve galibiyet sayısı fazla. Bir de Larkin'in döndüğü yerde, Larkin'in Barcelona maçlarında da kendini bulma gibi bir alışkanlığı var. Bu da önemli ve evet, yani Efes'in yıldız oyuncularının böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda motivasyonunun yükseldiği ve daha iyi oynadıkları da ortada ve bu maçı mutlaka kazanmak isteyecekler. Çünkü evet, ilk Barcelona maçında olduğu gibi bu maçın mağlubiyetle tamamlanması demek, yani o kötü senaryonun, ki zorlu bir süreçte şu an, sonraki maçlar da çok kolay değil, işi zorlaştıracak demek. Koç da çok konsantre olacaktır Barcelona maçına. Çünkü onların da aralarında ciddi rekabet var. Yani Barcelona ile Ergin abi arasında rekabet var. Yasikevicius değil. Hani geçtiğimiz sene ben şampiyonum diyerek çıkmıştı. Evet, çıkarken de problemler olmuştu seyirciyle. Ya ki gene, Barcelona seyircisi basketbolda özellikle küçük bir grup haricinde çok da öyle çok etkileşim içinde olan bir grup değil, sen de biliyorsun. Evet, evet. Ben de salonda diye bir izlemiştim. Ekip şeyleri var, grupları var. Onlar biraz şey. Onun dışındaki %80'i maçı öyle tiyatro gibi izliyor. Ona rağmen hani bir etkileşim haline girdiler. Anadolu Efes'le Ergin Ataman, Barcelona ile Ergin Ataman arasında ciddi bir rekabet olduğunda söyleyeyim. Bu maça da gölgesi düşecektir muhtemelen. Evet. Öyle olunca çok konsantre oluyor ve biraz daha iyi performans takım ortaya koyuyor. Müdahale ediyor diyelim. Etkisi oluyor yani, evet, çok fazla. Daha çok müdahale ediyor. Bu maça da çok ayrı bir konsantrasyonla çıkacağına eminiz Ergin Ataman. Ama tabii Barcelona tarafına biraz bakmak lazım. Benim sezon başından beri söylediğim bir şey var Barcelona'yla ilgili. Ligin en eksiksiz kadrosu. Her pozisyonda en iyi oyunculara sahip demiyorum. Çok büyük bir rotasyon da demiyorum. Ama baktığınız zaman en eksiksiz kadrosu gibi gözüküyor. Son birkaç maçtır Satoranski sakat.
Onun olmadığı yerde Laprofitola'yı bir numaraya çekti koç Charas Yeskevicius. Mirotic'in dönmesiyle beraber hücum biraz daha çeşitlendi. İşte Veseli'nin kullanımı değişti. Mirotic'le beraber ilk 5'e Veseli geçti ki yani sezon başından beri çok konuşulan bir konuydu. Veseli orada verimsiz, kullanılamıyor. Hı hı. İşte hem performansı düşük hem... Sen ne diyorsun? Charas onu... Ya ben orada biraz daha uzun vadeli düşündüğünü tahmin ediyorum Charas'ın. Farklı düşündüğünü biliyorum onunla ilgili. Evet, yani Veseli'nin bugüne kadar hiç değişmeyen sakatlık mevzusundan onu korumak için dakikasını ve sorumluluğunu çok arttırmadığını düşünüyorum sezon başında. Yavaş yavaş sistemin içerisine dahil ediyor ki hani Barcelona'nın zaten şu güne kadar ki baktığımızda galibiyetlerine ve mağlubiyetlerine öyle bir dominant bir lig yaşamadı. Bugüne kadarsa ilk iki senesinde Yeskevicius'un hep ligi domine edip hep açık ara lider olup playoff'ta zorlanan, Final Four'da da işte başarılı olamayan bir takım vardı. Bu sene farklı bir senaryo oluyor. İşte mesela dünkü Asvel maçı da çok rahat geçmedi Barcelona'nın. Zorlandı ki Nando De Colo'nun oynamadığı yerde. İlk birkaç hafta önce Asvel onları Barcelona'da yenmişti. Yani böyle deplasmanda Zalgiris'e yenildiler. İşte böyle aslında çok da beklenmedik mağlubiyetler de alıyorlar ama burada benim anladığım o ritmi yükseltme konusunda biraz daha Obradovic stiline döndü Charas. Yani sezonun ilerleyen bölümlerine Şubat, Mart, Nisan'ı biraz daha bekliyormuş gibi ve takım düzenleri daha çok oturuyor. Şimdi Corey Higgins de biraz o sakatlığın etkisini atıp o eksik olan düzenin tıkandığı yerde birebirleri oynama noktasında sorumluluk almaya başladı. Zaten Laprovittola orada var. Kuric ve Abrines'in devreye girdiği maçlarda biraz daha rahat ediyorlar. Ama tabii biraz da performans bazlı da Barcelona'ya bakmak lazım. Değişik istatistikler de var. Biraz da izleyenleri burada bilgilendirelim. Mesela evet, merakla bekliyorum. Ligin üçlük yüzdesi en yüksek iki takımının maçı olacak. Yani Barcelona %39,7 ile şu an en yüksek yüzdeli üçlük atan takım. Efes'te dünkü maçın sonunda 38,3 ile en yüksek yüzdeli atan ikinci takım. Bu ilginç. İki takım da beklentilerin dışında az pozisyon sayısıyla oynayan takım. Mesela Efes'i daha böyle tempolu oynayan, daha yüksek hücum sayısına ulaşan bir takım gibi düşünebilirsin ki ben sezon başında aslında Efes'in Clyburn transferiyle daha çok pozisyona ihtiyacı olacağı, çünkü işte Larkin gibi, Mitsic gibi oyuncuların olduğu yerde herkese eşit sayıda hücum şansı verebilmek için pozisyon sayısını arttıracağını düşünmüştüm. Öyle değil. Efes daha çok düşük pozisyonuyla oynuyor, pozisyon sayısıyla oynuyor ki Barcelona da benzer bir şekilde çok düşük pozisyon sayısıyla oynuyor. İlginçtir. İşte üçlük sayısında yüzdesindeki yüksekliği ve adetleri de fazla. Ama en az iki sayılık deneme yapan ikinci takım Barcelona. Yani normalde mesela sen şimdi cümleni kurarken ne dedin? Geçen seneki basketbolları düşündüğümüz zaman Brandon Davis üzerinden falan pota altında daha çok oynayan, daha çok yakın mesafelerden hücum eden bir takım vardı kafamızda ama bu sene öyle değil. İki sayılık atış ezber oldu biraz. İki sayılık atış denemesinde en az deneyen ikinci takım Barcelona. Ya bu çok şaşırtıcı bir şey aslında. Evet, evet. Hatta en az deneme yapan takım kim? İki sayılık atışlarda Efes. Yani burada da 1-2'ler. Yine şaşırtıcı bir şey. En az fast break sayısı bulan takım Barcelona. 3.9 fast break sayısı buluyor. Yani Barcelona'nın da o hızlı oynayacağını düşündüğün şeylerde de o tarafta da çok iyi değiller. Rakip tarafında da çok ilginç istatistikleri var gene Barcelona'nın. İki sayılık atışta rakiplerini en aşağıda tutan takımlardan biri. Bayağı orada iyi savunma yapıyorlar. En az üçlük deneyen, rakipleri en az üçlük deneyen takım Barcelona. Ve en az isabet bulan takım Barcelona. En az yüzdede, en düşük yüzdede tutan takım da Barcelona. Yani perimetre dışından en iyi savunma takımı gibi gözüküyor ki Efes'in perimetre dışında ritim bulamadığı maçlarda ne kadar büyük sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Haliyle burada önemli bir ayrım olacak maçta. Hani Barcelona'nın oradaki savunması mı galip gelecek yoksa Efes'in üçlük performansı mı galip gelecek, bu çok kritik. 17.1 serbest atış sayısı yiyorlar maç başına ve en fazla serbest atış sayısı yiyen takımlardan biri çünkü çok izin vermiyorlar. Çok foul yapıyorlar, kolay sayıya izin vermiyorlar ve rakipleri fazlasıyla serbest atış çizgisine gönderiyorlar. Yine rakiplerini en az savunma reboundu veren takım. Çünkü yüzdeleri yüksek, savunma reboundu alabilecekleri pozisyon sayısını az tutuyorlar. Haliyle rakipleri az sayıda savunma
reboundu alabiliyor. Ve rakiplerini en az asist sayısında tutan takım Barcelona. Çok görünmemekle beraber o yaptıkları topa baskı ve pas kanallarına yaptıkları baskıyla rakiplerin asist sayısını aşağıda tutuyorlar. Şimdi Efes düşük asist sayısıyla oynayan bir takım olduğu için aslında çok da fazla burada etkilenmeyebilir. Birebirler üzerinden daha fazla oynuyor Efes. Dışarıdan baskı sıkıntıya sokacaktır Efes bir sene. Anadolu Efes'i. Evet. Yani şimdi burada o oyuncuların birebir yetenekleri gene ön plana çıkacak. İşte mesela Valencia maçında ben çok daha iyi bir performans bekliyordum Clyburn'den. Olmadı. İki maç arka arkaya kötü oynar mı? Sanmıyorum ama ilk maçı hatırlayalım. Kalinic-Clyburn eşleşmesinde maçın başında Clyburn hiç hücum edememişti. Sonra Kalinic çok fazla kenarda kalmıştı ve maçın son bölümünde de Barcelona koçu Yasikevicius tarafından soyunma odasına gönderilmişti. Ondan sonra Clyburn acayip bir maç oynamıştı. Bu maçta yine Clyburn-Kalinic eşleşmesi bence kritik eşleşmelerden biri olacak. Ama burada dönüp dolaşıp tabii Efes'in kısalarının yaratıcılıkları ve performanslarına kalacak şut. Şut performanslarına kalacak. O açıdan Barcelona maçında stresin yüksek olduğu ve savunma direncinin yüksek olduğu bir maç olmasını açıkçası ben bekliyorum. İlk maç gibi bir maç olma ihtimali daha az. Gerginlikler de fazla olacak. Evet, bahsettiğin gibi Ergin Ataman da Barcelona seyircisi arasında da zaten bir gerginlik var. Sırf Barcelona demeyeyim, seyirciyle de arada bir problem var. Şimdi burada Barcelona'nın hücum şekli Efes'e biraz ters gelebilir. Ki Efes aslında beklentilerin haricinde çok sayı yiyen bir takım değil. Savunmayı toparlamış, yani savunmayı toparlamış demeyelim de savunmayı toparlamak için bazı şeylerden fedakarlık yapan bir takım. Mesela işte Zizic'i sahada tutmama sebepleri de bunlardan biri. Dunstan'ın bu kadar çok süre alması mesela. Bu maçta Barcelona'nın hücum performansı da aslında belirleyicilerden biri olacak gibi duruyor. Eklemek istediğin bir şey var mı bu karşılaşmaya göre? Valla haftanın maçı olacağı kesin. Barcelona-Efes maçı benim en çok merakla beklediğim karşılaşmalardan biri olacak. Bundan sonraki sıkışık fikstürü ve artık takımların birbirlerine çok yaklaşması nedeniyle, yani şunu söyleyeyim, sezon başında kim Zalgiris'in playoff potasında olacağını düşünüyordu? Veya kim Kızıl Yıldız'ın buraları zorlayacağını düşünüyordu? Baskonya zaten oraya girdi. Ve tepedeki takımların zaten orada olacağı kesin. Yani her galibiyet artık çok kritik ve aynı sezonun içinde iki kere Valencia'ya yenilmiş bir Efes mağlubiyet marjı artık çok yok. Yani onu kompanse etmek zorunda. Zorlu maçlarda devam edecek. Barcelona'ya geleneksel olarak bir üstünlük sağladığı için bence bu maç çok kritik. Mutlaka kazanılması lazım. Eğer kazanılmaz da kaybederse Efes için sonraki dönem sıkışan bu fikstür ve sıkışan puan sıralaması nedeniyle Efes açısından çok da hoş geçmeyebilir. Ligi, yani playoff'a gireceğine eminim ben Efes'in ama 7. 8. sıradan girip ligin ilk 1-2 takımıyla eşleşmeyi istemeyecektir Efes. O açıdan buradaki galibiyetler çok kritik olacak. Evet, puan durumunun çok sıkıştığı bir noktadan bahsediyoruz. İşte liderle sonuncu arasında çok az galibiyet, daha doğrusu işte 5 galibiyet farkı var. Bu durumda ortadaki sıradaki takımlar arasında 1-2 galibiyetle çok yeriniz oynuyor. Bir anda ilk 4'te yer alırken bir anda kendinizi playoff potasının dışında bulabiliyorsunuz. Örnek Fenerbahçe, yani haftalarca lider oldu. Hı hı. Sonra işte arka arkaya gelen mağlubiyetlerle bir baktık 6. 7. sıralara düşebildi yani. Tabii onun için de bir galibiyetten fazlası, bir mağlubiyetten fazlası. Her maç öyle. Her maç. Her maç. Her maç. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili basketbol severler, Efes bölümünü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz.